Efendim iyi akşamlar. Bir hafta aradan sonra yine sizlerle birlikteydik. Birlikteyiz. Geçen hafta aslında tıp bayramı olma sebebiyle biz bir süre canlı yayın yapmadık. Bir gün canlı yayın yapmadık. Çünkü hekim arkadaşlarla birlikte tıp gününü kutladık. Tıp bayramını kutladık. Tabii çoğunlukla da çalışarak kutladık. O da ayrı bir olay. Ama o gün meslektaşlarla birlikte görüşme, el sıkma dönemi olduğu için ben çok istemedim program yapılsın. Bu sebeple bir eski programımızı paket olarak sizlerin huzuruna getirdik. Tabii bu hafta yine canlı bir programla sizlerle birlikteyiz ve şöyle bir baktığımda bir ay boyunca da bütün konuklarımızla konuşmalarımızı yaptık, günlerimizi ayırdık ve bir ay boyunca yine sizlerle birlikte olacağız. 23-22 Nisan haftası ben Ulusal Kanser Kongresi sebebiyle Antalya'da olacağım. Orada bir konuşmam var. O zamana kadar da kesintisiz bir şekilde bir aksilik çıkmadığı sürece programımızı sizinle buluşturacağız efendim. Her akşam olduğu gibi bu akşam da size konuğumu tanıtmadan önce birkaç cümle daha söylemek istiyorum. Çünkü her hafta bir şeyler görüyoruz ülkemizde. Bu gördüğümüz şeylerle ilgili böyle dimağımda kalanları size aktarmak istiyorum ki onların bazıları da çok üzücü olabiliyor. Bunların bir tanesi çok fazla kortizon kullanıyoruz efendim. Çok ilaç kullanıyoruz ne yazık ki. Ve almış olduğumuz ilaçların da faturalarını ödemek için günlerce, aylarca uğraşıyoruz. Küçük bebeklere özellikle lütfen ilaç kullanmayın. Aşırı derecede ilaç kullanma arzusu var. Antibiyotiklerden, kortizon içeren şeylerden uzak durmaya kalkın. Bunlar önemli şeyler. Ben hekim arkadaşlarla da bunları konuşurken hep paylaşıyoruz. Her ilaç bir zehir efendim. Ve inanın ilaç kullanmadan da bazı virütik hastalıklar kendi başına geçebiliyor. Özellikle bu mevsimde ateşli olup da gripal hastalık şeklinde seyreden birçok hastalık antibiyotiksiz kendi başına geçebiliyor. Doktor takibi süresi içerisinde. Onun için lütfen hızlı geçsin, daha kısa olsun diyerek kortizon benzeri şeyler kullanmayın. Bunlar size zarar verici olacaktır. Bu zararlar 35 yaşından sonra hissedilir hale gelecek. Hoş bir şey değil efendim. Bunlardan sakının. Yine bu hafta böyle bir çocukla karşılaştık ve o bizi biraz üzdü. Çünkü bayağı uzun süre kortizon kullanımı olmuş. Bu da hoş bir durum değil. Bu parantezin bir tarafı, kapattık bunu. Bir tane daha var, onu da söyleyeyim. Ondan sonra sevgili konuğumu sizlere tanıştırayım. İkinci bir konu ise Viber mesaj, Facebook üzerinden tanı koyma, tedavi alma. Bu da anlaşılır gibi değil. Resimler gönderiliyor, Viber'lar üzerinden konuşuluyor. Tanı istiyor sizden, tedavi istiyor sizden. Bu da enteresan bir şey. Şunu hiç unutmayın. Sosyal medya üzerinden, Viber üzerinden veya Facebook üzerinden tanı konulmaz efendim. Tedavi verilmez. Bunlar hatadır. Ben söylüyorum hastalarıma. Siz televizyonunuz bozulduğunda tamir edecek olan teknisyen arkadaşı telefonla arayıp benim telefonum televizyon bozulmuştur, hadi sana fotoğrafını çekeyim göndereyim, bunu hallet der misiniz? Böyle bir şey var mı efendim? Yok. Gelir o, bakar, kendisince muayenesini yapar, teşhisini koyar, tedavisini belirler. Bu çok önemli. Lütfen bunlardan kendinize dikkat edin ve tanı olmadan da tedavi asla almayın. Tanınız olmadan ilaç kullanmayın. Kendiniz gidip ilaç kullanmayın. Bir yerlerden ilaç bulmayın. Ne kadar sevgidir bu ilaç sevgisi bilemiyorum ama bunları her programda anlatmaya çalışıyorum. Çünkü her ilaç bir zehir. Doğru tanı, doğru tedavi. Doğru tedavi çocuğumuzun ve hastamızın başarısı demek. Eğer tedavide bir sorun varsa şunu unutmayın. Ya aldığınız ilaç yanlıştır veya doğru değildir. Ya da tanı yanlıştır, tanı doğru değildir. Başka bir şey olamaz. Yani bu sebeple eğer kullanılan tedavi yöntemi de başarıya ulaştırmıyorsa bu açıdan da dikkat edin deriz. Evet sevgili Çağrı Bardak arkadaşım benimle birlikte. Hoş geldin sevgili Çağrı. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sevgili Çağrı diş hekimi, çene, ağız ve çene cerrahisi uzmanı diğer bir ismiyle diş hekimleri içerisinde doktorasını yapmış olan doktor diş hekimi olarak tanımladığımız güzide arkadaşlarımızdan biri. Kendisi bu akşam bizimle birlikte oldu. Ben çok mutlu duyuyorum tabii ki. Eli bıçak tutan diş hekimlerimizden. Bakalım ne yapacak bu akşam, neler söyleyecek bize. Neler konuşacağız? Şöyle bir özetleyelim. Herkesin en büyük sorunlarından biri olan 20'lik dişleri konuşacağız. 20'lik dişleri, 20 yaş dişleri 40'ta da çıkıyor efendim, 30'da da çıkıyor. Bakalım neler söyleyecek sevgili Çağrı. Ağız ve diş sağlığını konuşacağız. Öncelikle her diş hekim arkadaştan rica ettiğim gibi doğru diş fırçalamayı anlatacak bize. Hepiniz biliyorsunuz diyorsunuz ama eminim ben, beni izleyenlerin içerisinde bunu doğru dürüst yapan, ben de dahil olmak üzere, insan sayısı çok azdır.
Çünkü acele işimiz var. Hemen böyle fırçalıyoruz. Kızım bana diyor ki baba 3 dakika olmadı diyor. Haklı belki de çocuk. Şimdi onları dinleyeceğiz sevgili Çağrı'dan. Neler konuşacağız sonra? İmplant konuşacağız efendim. İmplant çok önemli. Bu biraz sonra da bahsedeceğimiz gibi diş boşlukları yerine protez, diş koymak diğer bir tanımıyla. Eğer hata yapıyorsam kendisi beni düzeltecek. Ve çene eklemi hastalarından bahsedeceğiz. Konularımız çok. İsterseniz biraz sevgili Çağrı Bardağ'ı tanışalım. Bakalım sevgili Çağrı kimdir, ne yapıyor, nereden geliyor? Ne diyorsun sevgili Çağrı? Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Aslen İnceköy'üm ben. İlkokulu bölgedeki bir ilkokulda okudum. Ortaokul bilgisayarı Doğu Akdeniz Koleji'nde okudum. 2001 senesinde Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandım. Diş hekimliği 5 senelik bir eğitim. 5 senenin sonunda 2006 senesinde Ankara Üniversitesi'nde ağız diş çene cerrahi sanat bilim dalına doktora eğitimi için başvurdum. 2011 senesinde uzmanlığımı tamamlayarak adaya döndüm. 4 senedir de ülkedeyim. Yani. Ne güzel. Yani çok yakın yaştaşız. Çok önemli. 2001 yılında kendileri yurt dışına gidiyor. Ben de 2002 yılında yardımcı hoçont olarak doçentliğimi hazırlanıyordum. Ya yaş farkımız çok değil sevgili Çağrı. Evet. Evet. Şimdi nedir ağız ve çene cerrahisi? Yani herkesin bildiği bir diş hekimi arkadaşımız var. Evet. İşte dişimize gittiğimizde sağlıklı dişimize bakımı öğretiyor. Sağlıklı olmayan dişimizle ilgili problemleri çözmeye çalışıyor. Bildiğimiz diş hekiminin dışında veya daha ötesinde bir şeyler yapıyorsunuz siz. Nedir bu ötesinde olan konular? Neyle uğraşıyor çene cerrahları? Biraz senden dinleyelim. Evet, diş hekimlerinin uzmanlık alanıdır. Uzmanlık alanı içerisine diş çekimleri, komplikasyonlu diş çekimleri, gömülü diş çekimleri, bununla birlikte eklem rahatsızlıkları, implant cerrahisi, sinüs lif gibi ileri cerrahi teknikler uzmanlık alanı içerisindedir. Çene içerisinde yer alan kistler, çene kırıkları yine uzmanlık alanı içerisinde girmektedir. Yani diş hekimlerinin cerrahisini yapıyorsunuz, evet. Elinizde bıçak tutuyorsunuz. Evet. Bakalım ne yapacak bu akşam bize, neler cevap verecek. Ben böyle cerrahlarla aramı biraz uzak tutuyorum her ihtimale karşı diye efendim. Önce istersen ağız ve diş sağlığından başlayalım. Evet. Neden önemli bizim için ağız ve diş sağlığı? Ağız ve diş sağlığı bizim için önemli. Çünkü sindirimin ilk yolu ağızdan geçer. Sağlıklı bir diş yapısı ve sağlıklı bir diş etine ihtiyacımız var. Dolayısıyla dişleri sağlıklı dişlerle birlikte sağlıklı bir öğütme, konuşma, fonasyon yine çiğneme sisteminin görevleri arasındadır. Eğer dişlerimizde eksiklikler olursa, diş etinde problemler olursa başarılı bir şekilde çiğneme yapamayız. Mide ve bağırsakla yine sindirimle ilgili sıkıntılar yaşayabiliriz. Dişlerimize bakmak durumundayız. Evet, çünkü sağlık buradan başlıyor. Evet, sağlık dişten başlıyor. Sence Kuzey Kıbrıs'ta sağlıklı dişler oranı veya diş sağlığına bakma oranı yeterli midir? Sana göre bakım yapma toplumumuzun, belki de benim dişlerim sarfem ama sebebini biraz sonra söyleyeceğim. Yeterli midir bu bakım yoksa? Biliyoruz ama uygulamıyor muyuz noktasındayız? Yoksa bilmiyor muyuz noktasındayız? Ne gördün 4 yıllık tecrüben içerisinde? Fırçalamayla ilgili aslında sıkıntımız teknikle ilgili. Yani herkes aslında dişini fırçalamaya fırçalıyor ama evet. Teknikte bir takım sıkıntılarımız olduğu için çürüklerle karşılaşıyoruz. Diş eti problemleriyle karşılaşıyoruz. Nasıl fırçalamalıyız? Öncelikle günde en az 2 kere bir sabah bir akşam olmak üzere. Mümkünse öğlenleri de. Her yemekten sonra fırçalama yapmamız gerekiyor. En az 2 dakikalık bir süre zarfında fırçalamamız lazım. Mutlaka macun kullanılmalıdır. Macun miktarı fırça üzerinde bir nohut, bir bezelye büyüklüğünde olması gerekmektedir. Kuru bir şekilde ağza yerleştiriyoruz macunumuzu, fırçamızı ve her dişin yüzeyi fırçalanacak. Önce dişlerin üst yüzeyleriyle başlıyoruz, çiğneyici yüzeylerle. Daha sonra dişlerimizin yanağa bakan tarafları ve dile bakan tarafları olmak üzere üç yüzeyi de iyice temizlememiz gerekmektedir. Fırçalamamız ileri geri yuvarlak hareketlerle olabilir. Her dişin her yüzeyine dokunmamız gerekmektedir. En önemli trik noktası burada. Yemek yediğimizde daima dişin diş etiyle birleştiği noktalara gıda daha fazla birikmektedir. Dolayısıyla diş fırçasının dişle diş eti bileşimine değmesi lazım. Bunu da yapabilmek için diş fırçasını 45 derecelik bir eğimle tutarak, eğimlendirerek dişin boynu dediğimiz diş etiyle olan birleşim noktasından dişin ucuna doğru süpürme hareketiyle de fırçalamaya devam etmemiz gerekmektedir. Süresi var mı?
En az 2 dakika. En az 2 dakika. Benim kızım beni uyarıyor biliyor musun sevgili Çağrı? Diyor ki baba iyi ama diyor daha sen böyle ağzına koyar koymaz çıktın diyor lavabodan. Evet. Daha tekrar dönüyoruz mecburen. Şimdi çocuklara öğretiyorlar herhalde okullarda. Sizler evet. de gidiyorsunuz evet. diş hekimliği birliği olarak. Çok da güzel olay bunlar. Ve çocuklar öğreniyor. Bizim acele iş yoğunluğumuz sebebiyle acele yaptığımız işlerde bize uyarıcı oluyor. Bu güzel bir tanımdı. Onun için herkes dişini fırçalamalı. Kaç yaştan itibaren istiyorsunuz? Dişler ağza geldiği günden itibaren diş fırçalanması gerekmektedir. Gerekmektedir. Yani küçük çocuklara bile diş fırçalamasını sevgili diş hekim arkadaşlar öneriyorlar. Peki gömülü diş nedir? Gömülü diş, her dişin bir sürme yaşı vardır. Eğer sürme yaşının sürme yaşı gelmesine rağmen eğer diş ağızda görünmüyorsa, üzeri diş eti veya kemikle kapalıysa bu diş gömülü bir diştir. Evet, bizim için bir sağlık sorunu yaratır mı veya herhangi bir sebepten dolayı mı gömülü diş olur? Yani bir bizim elimizde etkileyecek onu yapmamak için, olmaması için çaba gösterecek bir yöntem var mıdır? Yoksa bazen olabiliyor, sebebini de biz bilmiyor muyuz? Nedir gömülü dişin sebebi? Önlenebilir mi yoksa bizim elimizde olan bir şey değil mi? Yani şöyle ki her diş gömülü kalmıyor. Gömülü dişler özellikle 20 yaş dişlerinde görüyoruz. Çünkü ağza gelen en son dişlerdir. Dolayısıyla yer darlığı olmasına bağlı olarak dişler gömülü kalabilir. Rutin diş hekimliği kontrolleri sırasında alınan röntgenlerde her dişin dediğim gibi sürme yaşı olduğu için evet. örneğin süt dişlerinin sürme zamanında, düşme zamanında eğer düşmez ve ağızda kalırsa bu hekim tarafından, hasta tarafından, hastanın zaten çocuktur o dönemde, ailesi tarafından fark edilmezse alttan gelecek olan daimi dişin gömülü kalma ihtimali vardır. Evet. Peki bu gömülü dişlere her zaman cerrahi mi uyguluyorsunuz? 20 yaş dişleri onlarla ilgili ayrı soru soracağım da önce istersen gömülü dişe her zaman cerrahi mi uygularsınız yoksa orada kalsın bizim için bir zarar yok mudur dersiniz ama 20'li yaş dişlerini başka sorularla da soracağım çünkü evet. onlar bir önem arz ediyor evet. Okuduğum kadarıyla onları seninle paylaşmak istiyorum senin bilgilerini almak istiyorum her gömülü dişe cerrahi yapıyor musunuz? Hayır her gömülü dişe cerrahi yapmak ne zaman cerrahi yapıyorsun ne ihtiyaç olursa yapıyorsunuz cerrahi çevre dokuları zarar veriyorsa veya diş çevresinde bir oluşum oluyorsa şayet kis gibi içi sıvı dolu bir balondur kis. Evet. Dişin çevresinde böyle bir oluşum varsa dişin çekilmesi gerekecektir. Veya komşu dişe zarar veriyorsa bazen gömülü kalan diş komşu dişin kökünü eritme eğilimindedir. Bunu radyografik olarak yani çene filmleri üzerinde fark ediyoruz ve böyle bir durumda yine dişin çekilmesi gerekir. Kendisi orada eğer bir zararı yoksa orada kalabiliyor. Onu çıkartmak gibi veya getirmek gibi herhangi bir ilaç tedavisi var mıdır? Hayır. Yok. Hayır. Orada kalıyor. Takip edilmesi lazım eğer çekim kararı verilmediyse. Hasta bilgilendirilir, bilinçlendirilir. Senede bir en azından bir röntgen alınıp takip edilmesi gerekir. Orada bir zarar vermesin olan. Evet, evet. Peki 20 yaş dişleri. Herkesin en büyük sorun. Ben kendimi hatırlıyorum sevgili Çağrı. Tabii 4 tane 20 yaş dişleri oluyor. Sen daha iyi söyleyeceksin. Ama benim 30 yaşlarda gelmişti. 22-8 miydi neydi öyle bir şey yaşlarda geldi. Gittik dedi ki hekim arkadaş, diş hekim arkadaş. Abi dedi bunlar dedi sökmek lazım. Ne yapacaksın dedim. Vallahi dedi dayanırsan ikisini birlikte sökeyim. Evet. Diğer ikisini de aşağıdan sökeyim. Daha sonraki günde sökeyim. Ben bir dayanırım sözü verdim. İkisini birden söktü ama kolay olduğu söylenemez. Nedir bu 20'li yaşlar, 20'li yaş dişleri? Ne kadar gecikebilir? Veya her zaman sorun yaratır mı? Veya sorun yaratmadan da çıkıp sürdüğü oldu mu? Yani 20 yaş dişleri 17-25 yaş arasında gelişimlerini tamamlayan ve ağız içerisinde sürmesi beklenen dişlerdir. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı yer darlığı, dişin pozisyonu sebebiyle ağza gelmeyebilirler. 4 adettirler. Üst çenede sağlı sollu birer tane, alt çenede sağlı sollu birer tane. Düzgün bir şekilde eğer dik bir konumda geliyor, çene kafesinde de yer varsa düzgün bir şekilde yerleşecektir. Zaten 20 yaş dişleri 3. büyük ağız dişleridir. İhtiyacımız var o dişlere bu şekilde. Çiğneme yapabiliyor hasta. Temizliğini de sağladıktan sonra diğer dişler gibi bakımını sağladıktan sonra ağızda kalabilir. Ancak dişin pozisyonu uygun değil. Yarı sürmüş vaziyette de olabilir. Diğer dişlere göre dişin sürme miktarı az olabilir. Bir seviye farkı olabilir komşu dişle. Böyle durumlarda ağız hijyeni iyi sağlanamayabilir, çürük gelişebilir.
Dolayısıyla dişlerin de çekilmesi gerekecektir böyle bir durumda. O iltihaplanma da yapabiliyor mu gömülüyken? Tabii ki, tabii ki. Çünkü bir tane vakada hiç unutmuyorum bir dostumda. Bunun bir sebebi var mı? Yani gömülü olduğu noktada iltihap yapıp sıkıntı yaratabiliyorlar mı? Ne dersin aslında sen? Aslında tamamen gömülü ve kemikle çevrili bir dişten iltihaplanması beklenmez. Evet, belki bir yere açılır herhalde. Evet, mutlaka bir noktadan ağzı açılmıştır ki bu şekilde enfekte olmuştur. Evet, bunların tabii ki eğer süremiyorlarsa 20'li yaş dişleri orada takip önerir misiniz yoksa her durumda cerrahi mi yapıyorsunuz? Nedir şeyiniz, görüşünüz? Çeşitli çekim nedenleri var aslında. Örneğin dişler tamamen gömülü olabilir ama hasta ortodontik tedavi yani tel tedavisi görüyor olabilir. Böyle bir durumda 20 yaş dişleri ortodontik tedavinin planlaması içerisinde yer almaz ve dişlerin çekimi gerekir. Bu durumda dişleri çekiyoruz. Şeyler söyleyen hiç yerinde yok ama içeride kalmış herhangi bir zararı olmayan durumda da takip kararınız var takip, mı? Takip evet, evet. Ve ben 20'li yaş dişlerinin kist oluşturduğunu da okudum. Evet. Tabii bakın ben çalıştığım ya geldim sevgili evet. Çağrı. Önce rahat ol ben seni heyecanlı görüyorum. Burada kimse yok tamam mı? Ya biz bizeyiz. Evet. Etrafta kimse yok onlar bizi izlemiyorlar. Çünkü her hafta beni izliyorlar zaten burada. Her hafta bir şeyler söylüyorum. Her ilaç kullanmayın diyorum. Ama geliyorlar ellerinde bir sürü ilaçlar. 4 aylık bir bebeğe 19 aya kadar kortizon içerikli puflar yapmışlar. Yani çıldırmasın da ne olsun insan. Onların zararlarını hiç düşünmeden yapıyoruz bazen. Bazen de evde doktor vermiş bir hafta kullanacak onları almışlar 5 ay kullanmışlar. Böyle durumlarda yaşanıyor. Şimdi seyirciler beni her gece her hafta izliyorlar. Burada her haftada ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Onun için sen de rahat ol. Kendi gördüğün yanlışları da lütfen aktarmaya çalış. Ne kadar aktarabilirsek, ne kadar bilgilendirebilirsek insanımızı o kadar onların sağlık sektöründen daha bilinçli faydalanmalarına sebebiyet veririz. Onun için rahat hisset kendini. Ben onu söylemek istedim. İstedim. Şimdi bir de 20'li yaş dişlerinin kistleri oluyormuş galiba. Evet. Ben okuduğum kadarıyla sana gelmeden önce okuyorum bak görüyorsun. 20'li yaş dişlerinin ağrı kist yapıp ağrı yaptıklarını veya işte bir iltihap olabileceğini baştan zonklayarak ağrı hissedebileceklerini yazıyordu. Tabii benim böyle olmamıştı. Ben neticede orada yarı çıktıkları için beni rahatsız etmişlerdi. Böyle evet. Çektirmiştik. Ne diyorsun? Kist oluşumunun bir sebebi var mıdır? Yoksa her zaman olabilir mi? Nedir bu kist dedikleri hadise? Evet, gömülü dişlerin etrafında kist denen içi sıvı dolu balonlar oluşabilir. Değişik tipte kistler vardır. Özellikle diş gömülü kalan dişlerde takip yapılmadığında, panoramik bir röntgen çene filmi alınmadığı takdirde fark edilmeyen ve rastgele çene filminde fark edilen 20 yaş özellikle gömülü dişlerde ve 20 yaşta başta olmak üzere dişlerin çevresinde içi sıvı dolu balonlar filmde izleniyor. Böyle bir durumda hastaların dişle beraber kistin de alınması gerekecektir cerrahi operasyonla. Peki bu ne sebeple gelişir? Yani her zaman gelişmeyen bir şey herhalde. Tabii ki herkeste olacak bir şey değil tabii ki. Ne sebeple oluyor? Bilinen bir sebebi var mıdır? Kist gelişmesinin sizin tıpta bildiğiniz evet. Bir sebebi var mıdır? Evet. Çok çeşitli sebepleri var ama en birincisi çene kemiği içerisinde epitel artı dediğimiz doğum sırasındaki artıklara bağlı olarak diş çevresinde bu artıkların bir uyaranla gelişmesi ve kiste dönüşmesi sebebi. Tabii bunlar iltihap da yapabiliyor bu kiste. Tabii ki bu kistler iltihaplanabiliyor. Evet. O zaman da tatsız olabiliyor evet, herhalde. Evet. Aslında zaten şişlikle ve ağız içerisinde bir tuzlu su tadıyla bu gibi şikayetlerle gelebiliyor. Cerrahi yaparken bunları kisti boşaltıyor musunuz yoksa toptan mı çıkarıyorsunuz? Tekrarlama ihtimali var mı? Nasıl yaklaşıyorsunuz bu gibi kistlere? Diş alınırken tabii bunu yapıyorsunuz. Evet, ama. Evet. Eğer iltihabi bir durumda söz konusuysa, yani hastanın ağzına açılmışsa böyle bir durumda antibiyotikle baskılıyoruz. Daha sonra dişle beraberse şayet kisti tamamen oradan çıkarıyoruz. Evet. İçindeki epitel kalırsa diyordu. Galiba tekrarlayabilir mi? Öyle bir şey var mı? Aslında kistin tipine göre değişiyor. Evet. Bir tip kistin nüksetme ihtimali vardır. Yani tekrar etme ihtimali vardır. Evet, alındığı takdirde takip ediliyor hastalar. Evet. Cerrahi yaparken de herhalde siz ona dikkat ederek alıyorsunuz. Oradaki kisti boşaltıyorsunuz. Peki, şimdi ben cerrahilerinize geçeceğim. Daha komplike sorular soracağım ama isterseniz ona geçmeden önce bu cerrahileri yaparken bir
bilinçli sedasyon dediğimiz bir durum var. Yani herkesin korktuğu şey şu, ağrı yapar mı? Şimdi 20'li evet. yaş dişi sökeceksin. Tabii sökerken ağrı olabilir, kiste gireceksin. Biraz sonra belki de programın ikinci bölümünde implantları bahsedeceğiz. İmplant yaparken de bir ağrı oluyor. Ağrı olabilir veya evet. kemik içinde uğraşıyorsunuz. Nasıl bir yaklaşıyorsunuz bunlara? Yani ağrıyı nasıl gideriyorsunuz? Konforu nasıl sağlıyorsunuz? Bilinçli sedasyon diye bir işlem okudum. Evet. Senden öğrenmek istiyorum. Ne tür sedasyonunuz var? Nasıl yaklaşıyorsunuz bu gibi cerrahilere? Evet. Öncelikle yaptığımız bütün işlemleri biz lokal anestezi altında yapabiliyoruz. Gömülü cerrahileri, kist operasyonlarını, implant uygulamalarını. Lokal anestezi altında yapıldığı için hasta ağrı duymuyor. Dolayısıyla ağrısız bir işlem gerçekleştiriyoruz. İşlem sonrasında duyacağı ağrıları da vereceğimiz ağrı kesicilerle önleyebiliyoruz. Bilinçli sedasyonu özellikle aşırı korkan hastalarda, mental retardlı çocuklarda, bizimle kooperatif olamayan çocuklarda, diş tedavisini yapamayacağımız kişilerde hastalara sedatif dediğimiz ilaç verilerek kendisini sizin, rahatlatmasını sizin sağlıyoruz. Sizin koltuğunuzdan korkanlara da dahil evet, herhalde. Evet. Bu bir şey midir? Koklanarak verilebiliyor maske. Evet. Maske tarzı. Çocuklara meyve suyu içerisinde de yine aynı ilaç uygulanarak da verilebilir. Anestezi destekli mi yapıyorsunuz? Evet, anestezi. Bir anesteziye ihtiyaç var. Evet. Anestezi destekli olarak o uyuduğunda sizin çözmeniz veya yapmanız daha kolay oluyor. Onun dışındakilerinin çoğunu lokal anesteziyle halledebiliyorsunuz. Evet, evet. Çok iyi. O zaman korkmayalım yani yaparken. Evet, korkmayalım. Peki, apikal rezeksiyon. Apikal rezeksiyon. Sizin en fazla belki de okurken şeyde neydi adı internetteki bilgilerde apikal rezeksiyon bir cerrahi işlem ihtiyacı duyan, şimdi söylemeyeceğim sen söyleyeceksin. Cerrahi işlemin en önemli işlemlerinden biri, cerrahların en önemli işlemlerinden biri olarak söyleniyordu. Nedir bu apikal rezeksiyon? Nasıl yapıyorsunuz? Apikal rezeksiyon kök ucunun kısaltılması işlemidir. Diş kökünün? Diş kökünün. Ne sebeple ihtiyacınız olur? Genellikle kanal tedavisi yapılan dişlerde, özellikle tek köklü dişlerde, eğer iltihaplanma söz konusuysa, dişin çekilmesini önleyebilmek amacıyla kök ucu rezeksiyonu dediğimiz apikal rezeksiyon yapıyoruz. Evet, bu özür dilerim, anlamadım orayı, daha iyi anlamak için soruyorum. Tek köklü dişlerde kök ucunu keserek mi yapıyorsunuz evet. bunu? İltihaba dönüşmesin diye. Hayır, aslında röntgen alıyoruz. Evet. Kanal tedavisi yapılmış bir diş var. Ve tamam. hasta belirli bir süre sonra bu dişten şikayetçi olabiliyor. Basma ağrısı olabiliyor. Anladım. Şişlik olabiliyor. Kanal tedavisi olduğunda aslında diş ölü müdür o? Yani, evet, ölü bir diştir. Ölü bir diştir ama orada sebat etmektedir. Yer işgal etmektedir. Evet. Ve fonksiyonu da görmektedir. Fonksiyonu görmektedir. Görmektedir. Evet. Ama diş ağrı yapabilir ileriki günlerde dedin. Evet, basma ağrısı olabilir. Yüzünde şişlik olabilir. Evet. Kök çevresinde kızarıklık olabilir. Aldığımızda röntgeni kök ucunda iltihabı görebiliyoruz kemik içerisinde. Anladım. Böyle bir durumda enfeksiyon baskılanıyor antibiyotikle ve hemen akabinde kök ucu iltihapla birlikte kesiliyor. Yani kök ucunu kesiyoruz. Çevresindeki iltihabı dokuyu da ortamdan uzaklaştırıyoruz ve bölgeyi kapatıyoruz. Diş bu şekilde ağızda kalabiliyor. Diş ağızda kalabiliyor. Evet. Eğer ki bu rezeksiyon işlemini yapmazsak böyle bir durumda dişin çekimi gerekecektir. Ha, bu durumda diş kaybı olacak. Evet. Hoş bir şey. Her kanal tedavisi yapılanda buna ihtiyaç duyulur mu sevgili Çağrı? Hayır. Yoksa bazılarında böyle bir ihtiyaç duyulur. Ama neden bu ağrılar veya bu enfeksiyonlar olabiliyor? Onun bir sebebi var mıdır kanal tedavisi yapılan dişler için? Şöyle, kanal tedavisi, her kanal tedavisi yapılacak olan dişte enfeksiyon gelişecek diye bir şey söz konusu değildir. Başarılı bir şekilde kanal tedavisi yapılan durumlarda bile yine de kök ucunda enfeksiyon görme şansımız oluyor. Oradaki var olan mikroorganizmaların, bakterilerin ısrarcılığı ve tekrardan enfekte olmasıdır. Oradaki enfeksiyon alanına cerrahi dışında ulaşma şansımız yok veya kanal tedavisi tekrarlanacaktır. Ancak kanal tedavisi ikinci kez tekrarlandığında da yapılacak olan işlemin başarı şansı düşüktür. Dolayısıyla operasyonu tercih edilmektedir bu tip vakalarda. Kanal tedavisinin tekrardan iltihaplanmasının yanı sıra örneğin biz kökün 1/3 kısmını kesiyoruz apikal rezeksiyon dediğimiz işlemde. O bölgede belki bir kanal tıkanıklığı vardır ve diş hekimi o bölgeye ulaşamamış da olabilir. Veya o sırada çalışması esnasında bir kanal aleti yine o bölgede tıkalı kalmış, kırılmış olabilir. Böyle bir durumda dişi çekmek
yerine. Kökün ucundaki o aleti de, yine ulaşılamayan bölgeyi de keserek tekrardan ağızda fonksiyon görmesi sağlanır. Şimdi ben bunu biraz açayım. Ben bunu anlamaya çalışıyorum şimdi. Dişimiz böyle. Evet. Tamam, diş kemiğin içerisine girmiş. Evet. Şuradan. Kanal tedavisi yapıldığı zaman şu kökün içindeki sinire de ulaşılıyor. Ve evet, burası temizleniyor. Evet, kökün ucuna kadar gelir. Ucuna kadar. Gerek ucuna kadar ulaşıldı, temizlendi, evet, fakat enfeksiyon kaptı. Evet. Gerekse buraya ulaşılamadı, evet, burada bir yer kaldı, evet, ve tekrar enfeksiyon kaptı. Evet. Sizin ulaştığınız kemik içinde kalan kanal tedavisiyle buraya kadar hekimin ulaştığı ama belki tam olarak temizleyemediği, belki temizleyip de sonradan enfeksiyon kapan, evet, bölgeyi kesmek. Evet. Hadise bu. Evet. Peki. Peki. Anladım değil mi? Evet. Evet. Şimdi kısa bir araya gireceğiz sevgili Çağrı. Bu arada biz Çağrı'nın da heyecanını düşüreceğiz. Çünkü feci şekilde genç arkadaşlar heyecanlanıyor efendim. Ben diyorum ki kameralar kimseyi ısırmıyor. En azından ben 7 yıldır bu işi yapıyorum. 7'den fazla oldu efendim. Ve biz hiçbir zaman da ısırılmadık. Ama topluma bir şeyler kazandırmak ne mutlu. Geçen gün yine bir markette bana dediler ki hocam bu hafta canlı çıkmadınız. Neden eskiden hep canlı çıkıyordunuz? Bu ara canlı çıkmayı azalttınız diyor. Yok efendim azaltmadık. Tıp bayramı için biraz virgül koyduk. Ama bundan sonra bir aylık periyotta bütün arkadaşlarımızla konuşmalarımızı yaptık ve Nisan'ın 20'sine kadar ki ben bir hafta kadar orada olmayacağım. Sizinle birlikte canlı konuları konuşacağız. Hem de kimler var efendim? Kadın doğumcular var, biyokimya uzmanlarımız var, cerrah arkadaşlarımız var. Çok şeyler konuşacağız. Şimdiden isterseniz tüyo vermeyeyim. Plastik cerrahlarımız var ama bunları ileriki günlerde görüşeceğiz, konuşacağız. Sevgili Çağrı ile birlikte Çağrı Bardak diş hekimi, çene cerrahisi uzmanı, genç bir hekim arkadaşımız. Onunla birlikte çok şey konuşuyoruz. 20 yaş dişlerini konuştuk. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Apikal rezeksiyondan sonra diğer implantlar ve sinüs lifting ameliyatları gibi neler yapıyorların biraz daha detayını kendisinden almaya çalışacağız. Bizden ayrılmayın. Kısa bir ara efendim. Efendim tekrardan iyi akşamlar. Televizyonu yeni açanlar için bir hatırlatma yapayım. Bu akşam sevgili Doktor Çağrı Bardak bizlerle birlikte diş hekimi, çene cerrahisi uzmanı ve biz arada sohbet ettik efendim. Yani üniversitede ben yetişmiş beni yani ben hatırlıyorum kendisini. Arada çok az bir yaş farkı var. O 2001'de tıp diş hekimliği fakültesine gitmiş. Doğru mu söylüyorum sevgili Çağrı? Ben ise 2001'de yardımcı doçentlik pozisyonundaydım. Yani çok az bir yaş farkımız olduğunu da öğrendik böylelikle. Zaman çok çabuk geçiyor sevgili Çağrı. Ben bazen öyle diyorum hanıma yaşlanıyor muyuz ne diyorum ama yaşlanmamak için yaş vermek lazım. Yani bırakacaksın yaşı almayacaksın. O da bir çözüm. Sevgili Çağrı ile birlikte diş hekimliğini konuştuk. Çene cerrahisini konuştuk. Heyecanı yatıştırdık. Şimdi daha güzel, heyecansız bir ikinci bölüme geçeceğiz. Çünkü genç arkadaşlar şu kameraların dişi mi var nedir diyorum. Bir böyle burada bir heyecan olabiliyor bazen. Evet biz 20 yaş dişlerini konuştuk. Gömülü dişleri konuştuk. Ve bilinçli sedasyonu konuştuk. Ve kendileri çok güzel bir şey söyledi. Ben bizler dedi lokal anesteziyle daha büyük anestezilere ihtiyaç duymadan birçok operasyonumuzu yapıyoruz ve bu operasyonlarda da kişiler ağrı hissetmeyecek noktaya getiriyoruz. Bilinçli sedasyon nedir dedim. Anestezi uzmanı desteğiyle birlikte yaptıkları bir işlem olduğunu anlattı. Bu da o koltuk korkusu olanlara veya duramayacak olan çocuklara veya çok sizinle koper olmayan hastalara tercih ettiklerini söyledi sevgili diş hekimi arkadaşımız Çağrı Bardak. Ve ben kendisine ne dedim? Sinüs lifting ameliyatına geçeceğiz dedim. O zaman araya girmişti sevgili yönetmen arkadaşım Hüseyin. Onun için biz onu anlatamadık efendim. Şimdi biraz sinüs lifting ameliyatı nedir bunları konuşalım. Daha sonra da implantları konuşacağız efendim. Bir bakıyorsunuz o zaman işte ben sarı dişlerimle ilgili çözümü bulmaya çalışacağım. Şimdi bakalım ne diyecek bana. İmplantlar da şu anda çok moda. Çünkü bir bakıyorsunuz bir gün gelmiş birçok porselen dişle parıl parıl yanıyor. Acaba bir gün içerisinde bu kadar parladı mı dişler diye de düşünmüyor değil insan. Ama bunlar da bir çözüm. Hangi durumlarda yapılıyor? Hem estetik hem fonksiyonel açıdan çok önemli oluyor. Bunları da konuşacağız sevgili Çağrı arkadaşımla birlikte. Evet, sinüs lifting ameliyatı. Ben okurken çene cerrahisini
neler sorabilirim diye arkadaşlara. Evet. Bu operasyondan da karşılaştık. Apikal rezeksiyonu konuştuk. Doğru anlamıştım. Evet. Değil mi? Diş kökünün ufak bir kısmının, en uçta kalan kısmının kısaltılması ve kanal yapılan dişlerin fonksiyonunun devam etmesini sağlamak, diş kaybını azaltmak için olduğunu anlatmıştım. Sinüs lifting ameliyatını da istersen senden dinleyelim. Aslında hemen aklıma bundan sonra da bir şey geldi. Evet. Bunu da konuşalım. Travmalarda diş kayıplarına nasıl davranıyorsunuz? Diş söküldüğünde ne yapmalı kişiler? Bununla ilgili bir cerrah olarak herhalde çok şey söyleyeceksin. Çünkü diş kaybı sizin için çok kıymetli. Kanal tedavisi yapılmış olan dişi bile kurtarmak evet. için çok çaba gösteriyorsunuz. Sinüs lifting ameliyatından sonra istersen bunları konuşalım sonrasında. Önce bir sinüs lifting'i dinleyelim bakalım neymiş. Evet, sinüs lifting işlemi ileri bir cerrahi işlemdir. İmplant yapılacak olan hastalarda eğer arka grup dişlerde eksiklik söz konusu ve oraya implant planlaması yapıyorsak üst çenede sinüs dediğimiz burunun yan kenarında hava boşlukları var. Bu hava boşluklarında dişsizlik döneminde sarkmalar oluyor sinüste bir aşağıya doğru yani ağza doğru bir sarkma izleniyor. Röntgen alındığında ve implant kararı verildiğinde bakılıyor ki sinüsün hacmi büyümüş, kemik miktarı azdır implantı yapmak için. İmplantı yapabilmek için önce sinüsün lift işlemi yani sinüsün içerisindeki yumuşak dokunun kaldırılması işlemi ve o bölgeye kemik eklenmesi gerekir ki implant için yeterli olan kemik yüksekliği elde edilebilsin. Ve bütün olay bu. Yani implanta yer hazırlanıyor. Evet, implant için yeterli kemiğin oluşturulması işlemidir. Diş kaybı olduktan sonra sinüsün salkması o basıncı alamadığından dolayı mı kemik aşağı doğru salkıyor? Ne sebeple salkıyor? Her diş çekiminden sonra oraya herhangi bir şey yapılmadı takdirde yıllar içerisinde kemik eriyor. Aslında sinüsün sarkmasa doğru bir laf değil. Sinüs sarkmıyor aslında. Sinüste bir değişiklik yok. Sinüsün üzerinde yer alan kemik miktarı dişsizlik olduktan sonra kemik eridiği için azalıyor. Azalıyor, anladım. Demek ki diş kaybı sizin için çok önemli ve çok tehlikeli. Evet. Peki bu travmalarda yani şu anda soruların içinde yoktu ama evet. hemen aklıma evet. geldi. Özellikle okullarda yumruk atar ötekine, evet. başıyla vurur, çocuğun dişi düşer. Evet. Tamam. Bu gerek süt dişi olsun, evet. gerekse daimi diş olsun. Nasıl davranıyorsunuz bunlara? O gibi durumlarda bırak diş, süt dişidir, kırılmış, gitmiş, bir evet. şey değil mi diyorsunuz? Veya diğer daimi dişlere veya o bir süt dişlerine nasıl davranıyorsunuz? Size nasıl gelmelerini istiyorsunuz? Çünkü travmalarda çok sıklıkla karşılaşıyoruz. Kırık olabiliyor, evet. sökülme olabiliyor. Kökte kırık olabiliyor. Kökte kırık kemikte kırık olabiliyor. Neler olabilir sevgili? Çünkü bu da sizin alanınıza girer değil mi? Evet. Yani aslında genel diş hekimliği alanıdır da. Evet, aynı peki. zamanda. Nasıl, yani, neler yapıyorsunuz? Öncelikle eğer daimi bir dişse, tamamen yuvasından çıkmış durumdaysa, dişin bir an önce bulunması lazım, temizlenmesi lazım ve en yakın diş hekimine bir an evvel gidilmesi gerekir. Dişin ağızdan çıkıp da kalma süresi ne kadar uzarsa başarı şansı o kadar düşüktür. Çünkü diş tek parça olarak dişin çekim boşluğu dediğimiz soketten çıkmıştır. Bir an evvel yerine tekrardan konması gerekmektedir. Nasıl gitmeli doktora bu noktada? Özür dilerim. Sütte saklanabilir. Dil altında saklanabilir. Kuru ortamda olmaması lazım. Evet. Ne kadar sürede giderse baş ağrısı var sevgili Çağrı? Yani kaç saat içerisinde ulaşırsa baş ağrısı var? Öyle bir rakamınız var mı? Yani 3 saattan önce mutlaka takılmış olması lazım. Takılmış olması. Taktığınız yani yerleştirilip hemen komşu dişlere splintleniyor. Yani sabitleniyor ki ağızda doğru konumda kalabilsin. Peki, ve takip ediliyor. Tutabilir mi? Tabii, tutuyor ki. Yani. Evet. Hiçbir sıkıntı olmuyor evet. sanırım. Takip edilecektir tabii ki. Çok da enteresan. Ve belki bir süre sonra da artık eski hali gibi sizinle birlikte yaşamını sürdürecektir. Evet, evet. Bu da diş kaybı olmayacaktır. Tabii ki. Kayıp değildir. Çok önemli bir şey. Ama onu bulmak lazım. Tabii diş çoğu zaman evet sıkıntı olur. Yani yerinden düşen, o soketten çıkmış olan dişin bulunması gerekir. Eğer kirliyse, toprağa düşmüşse yıkansın mı yoksa direkt süde mi atsın? Nasıl yapsınlar? Yok, yıkanacak önce hemen sütün içerisine. Temiz bir suyla yıkanıp süde yerleştirilir. Süde atsınlar. O şekilde muhafaza edilir. Kırıksa?
Kırıksa kırığın, yani diş kökü mü kırık? Kırık değişik izler de olabilir. Sen eğer söyle, ben bilmem. Gelen çarpmanın etkisiyle minede bir çatlak olduysa ve sivrilik varsa orası düzeltilir yine diş hekiminde. Minede derin bir kırık söz konusuysa ve dişin mini altındaki doku dentin açığa çıktıysa o böyle, o durumda dolgu yapılır. Yani parçanın yapıştırılmasına gerek kalmaz. Kalmaz yani. Diyelim ki eğer kökten çıktı, kökü kırıksa, kökünde kırık olmuş oldu. Kökün 1/3 kısmı kırıldıysa yine sıkıntı yok. Dişi kanal tedavisiyle ağızda tutabiliyoruz. Evet, kanal tedavisi yine yapılarak orada kalabiliyor. Evet, tutulabilir. Evet, çok enteresan. Peki yani diş kaybı yapmayalım efendim. Tabii ki mümkün olduğunca kendi dişlerimizi koruyalım. Koruyalım. Peki implant, nedir implant? Niçin implant yapıyorsunuz durduk yere insanlara? Söyle bakalım kız. İmplant dişin kaybı durumunda tekrardan hastanın çiğneme fonksiyonunu yerine getirmek için çene içerisine yerleştirdiğimiz vidalardır. En güncel tedavi ve artık halk arasında iyice bilinen, istenen, arzu edilen bir tedavi şeklidir. Boşluklara yapıyorsunuz onu. Dişsiz boşluklara, kaybedilen dişlerin yerine. Peki, benim gibi şöyle dişleri zamanında çok ilaç kullandığımız için efendim, bunu altı çizerek söyleyelim. Ben onları değiştirmiyorum. Çünkü hastalara diyorum ki bakın 35 yaşından sonra dişleriniz böyle olabilir. Hadi bu gördüğünüz gene. Ya görmediğiniz böbreklerinize veya başka organlarına yapan zararlara ne demeli? Onun için her ilaç bir zehir diyebilmek için bu dişleri beraberimce götürüyorum. Benimkiler tetrasiklinden olmuş. Ve gördüğün gibi böyle sarılar. Sigara hiç içmiyorum. Hiç ağzımı almadım. Ben buhar çeken bir adam değilim. Bana göre insan vücudunun buhar almasının gereği yok. Ben bu kadar basit bakıyorum şeye, sigaraya. Aynı şekilde kola, içki ve kahve için de aynısını düşünüyorum. Bana göre onlar gereksiz. Ben su içiyorum. Evet, en güzeli de bu. Ama dişler böyle sarı kaldığı zaman da ne yazık ki görüntüsel olarak hoş olmuyor. Benim açımdan sorun yok. Evet. Ama burada sormaya çalıştığım şey şu. Siz implantları boşluklara yerleştiriyorsunuz. Evet. Onu konuşacağım. Peki şeklini beğenmediği veya rengini beğenmediği durumlarda estetik olarak da yaptığınız oluyor mu? Ön dişlere böyle bir şey var mı? Yapılabilir. Yok, hayır. İstemiyorsunuz implant, öyle. İmplant, hayır. İmplant, hayır. Onlar yani nedir? Yani diş çekilmedikten sonra implantı düşünmüyoruz. Evet. Onlar nedir? Küçültüyor üstünü mü? Kaplama kaplıyor? Veya köprü. Köprü yapıyor. Onlar nasıl oluyor peki sevgili şey? Çağrı. Dişin üzerinde, yani dişin dış dokusu mine ve evet, az bir şeyde bir alt dokusu olan dentinde dişin ufaltılması ve şekil verilmesi ve bu şekilde yapılacak olan madde artık porselense, porselen ve metal için yer açılarak ölçü alınacak duruma getiriliyor dişler. Yani oraya porselen veya takma şekilde. Evet, ama sabit olacak şekilde. Sabit olacak şekilde tutturuyorlar. Ama o implant değil. Implant... Hayır, o kron, kaplama. Kaplama. Peki implantta kemiğin içerisine vida yapıyorsunuz evet, herhalde. Evet. Orada vidanın üzerine mi daha sonra koyuyorsunuz? Nasıl oluyor? O yapboz parçaları gibidir aslında. Öyle mi? Peki nasıl? Biz dişin kökünü taklit edecek titanyum esaslı bir vida yuva hazırlanarak lokal anestezi altında kemik içerisine yerleştiriyoruz ve bölgeyi kapatıyoruz. O tutuyor orada. Orada tutuyor. Aslında mekaniksel olarak orayı tutuyor ama aslında 3 aylık bir süre zarfı bekliyoruz ki kemik implantı, implantta kemiği tutabilsin. Evet. O oraya sonra emişiyor. Evet. Vücut onu kendi parçası olarak kabul eder. Kemiğin de bir parçasıdır dolayısıyla. Evet. Bu durumda da onun üzerine dişi ekliyorsunuz. Evet. 3 aylık o süre geçtikten sonra implantın üzerine yine vidalanacak, dişin yerini tutacak olan parçayı koyuyoruz. Yani diş görüntüsünü verecek parça oluyor. Diş olacak. Dişin iç kısmı diyelim. Çünkü onun üstüne porselen koyuyoruz. Aa, 3 basamaklı. Yani yapboz dediğin buradan kaynaklanıyor. Bu işlemin toplam süresi ne kadar? 3 ay bekledik şeyi. 1 hafta 10 gün içerisinde. 3 ay bekledik. İmplantlar ağızda görünmüyor. Evet. Bir delgeç kadar bir delik açmamız gerekir lokal anestezi altında ve implantları ağza görünür hale getirmemiz gerekir. Evet. İlk koyduğunuzda 3 ay beklediğinizde kapalı bir alanda iyileşiyor. Kapalı alanda iyileşiyor. Evet. Peki. Ondan sonra tekrar 3 ay sonra orayı delip buluyorsunuz. Yerini bulabilir misiniz? Tabii. Yani yaptığımız yeri biliyoruz. Bazen yansıması oluyor metalin yumuşak dokudan. Anladım. Ve o yeri tekrar deliyorsunuz. Küçük bir vidacık yerleştiriyoruz ki etrafındaki diş eti şekillensin. Aynı bir dişin ağza gelmesi gibi, etrafındaki diş etinin şekillenmesi gibi. Peki o vidayı da yerleştirdikten sonra yine mi bekliyoruz? Bir hafta bekliyoruz. Bir hafta bekliyoruz. Diş eti toparlıyor etrafında. Sonra porselen dişi koyuyoruz. Porselenin içerisine gelecek olan küçük dişi yerleştiriyoruz. Bu defa küçük dişi yerleştiriyoruz. Evet, onu yerleştirdiğimiz sırada zaten ölçü alabiliyoruz.
Anladım. Bu saate kadar diş için ölçü almayı da erteliyorsunuz. Evet. Peki bu işlemleri yapana evet. kadar. Ondan sonra da dişlerine benzer hale getirdiğiniz porselen leği evet. oraya takıyorsunuz. Evet. Bunun ömrü ne kadar? Ömür boyu yapıyoruz. 10 yıllar boyunca kullanmasını istiyoruz aslında. Hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Sıkıntı yok. Hastanın hijyeni önemli. Dişlerine baktığı gibi implanta da bakması gerekecek. Nasıl bakıyor ona? Fırçalama yetmiyor implantta. Mutlaka arayüz fırçalarıyla implantın boynunun yani implantın kemikten çıktığı yerlerin temizlenmesi gerekir. Şimdi bilmediğim için soracağım. Evet. Burada hiç şansın yok. Soruya hemen soru var burada. Arayüz fırçaları normal fırçalardan farklı mı? Evet, evet. Normal fırçalamada ona ihtiyacımız yok ama. Hayır. Mi? Yok. Arayüz fırçalamaları bu implantın arasına mı giriyor? Nasıl? Evet, evet. Muhakkak onu temizlemek mutlaka lazım. Temizlenmesi gerekir. Peki evet. neden öyle dişte değil de bunda gerekli? Enfeksiyon daha mı sık oluyor? Evet. Daha orada sık. Gıda birikirse eğer implantın çevresinde, gıda birikimi diş etindeki iltihaba sebebiyet verir. İltihapla birlikte kemik erir. Oo. Kemik eridiği takdirde implantı tutan şey zaten kemik. Eğer kemiği kaybedersek implantı da kaybederiz. Dolayısıyla implant yapıldıktan sonra hastanın hijyeni, hastanın bakımı çok önemlidir ki implantın uzun ömürlü ağızda olabilmesi için. Yani lens takan insanların gözlerine lensi takarken, çıkarırken yapacağı özenin bir benzerini anlatıyorsun evet. sen. Çok önemli. Özel arayüz fırçalarıyla o implantın çevresinde muhakkak fırçalaması gerekiyor. Evet. Peki diğer şeylerle, dişlerle birleşik olmamasına dikkat ediliyor mu orada? Çünkü mesela normal dişler arayüzlere iplik girmeyecek kadar evet, bile sıkıdır. Sıkı olabiliyorlar. Sıkı kontaktadır. Evet. evet, doğru. Peki onlar nasıl girecek oraya fırça? Ben hiç tecrübe etmedim. Çünkü implant üzerindeki kaplamayı yaparken teknisyenimiz zaten özel fırçanın girebileceği alanlar oluşturur. Yani o fırça zaten girebilecektir oraya. Anladım. Ki hasta rahat bir şekilde temizleyebilsin. Anladım. Çok önemli. Peki ağızda bir tane mi bunlardan yapıyorsunuz? Başka mesela bir tane mi implant yapabilirsiniz? Hayır, diş eksikliğine göre. Diş eksikliğine göre. Diş eksikliğine göre. Yani eğer hasta tamamen dişsizse örneğin üst çene için 8 tane, alt çene için 6 adet implant yapsak yani 14 tane implanttan tüm ağzı tamamen sabit 32 adet dişi hastaya tekrardan iade etmiş olabiliyoruz. Bir dakika bakın neler söylüyorsun şimdi. Çok güzel şeyler söyle ama ben anlamak için biraz cımbızla çekiyorum sevgili Çağrı'nın ağzından. Sizin bütün ağzımızda dişlerimizi kaybettiğimizi düşünün. Evet, tamamen dişsiz. Tamamen hatta. Dişsiz. Eskiden damaklar vardı, protezler vardı. Öyle demez misiniz evet, ona? Evet. Ama şimdi buna gitmeden önce bir çözüm de üretebiliyorsunuz bu yöntemle gibi evet. algıladım. Evet. Köprünün ayakları gibi birkaç yere implant yerleştiriyoruz. Evet. Evet, onun üzerine köprü yapıyoruz. Çok güzel. Her dişe bir implant değil. Yani orada iki dişe bir implant şeklinde oluyor. Ve bu durumda hem sağlam oluyor. Sabit oluyor en önemlisi. Sabit Çünkü oluyor. Hastalar istemiyor takıp çıkartmalı bir protezi çıkartsın veya gece yattığında bir bardağın içine yerleştirebileceği bir protez olsun. Tatsız Herkes olabilir. Tabii ki sabit bir protez kullanmak istiyor. Çok güzel bir şey. Ve orada yani 32 tane delik açmanıza gerek kalmıyor. Hayır, gerek yok. Evet, evet ve aralarda köprülerle tutturabiliyorsunuz. Evet. Peki bunun temizliğini yaparken? Yine aynı şekilde. Yine aynı. Ama çok özür dilerim bir şey soracağım. Hangisinin implant olduğunu hasta bilip ona özen göstermesi mi gerekecek? Çünkü diğerleri protez. Altından geçebilir çünkü boşluklar var orada. Hah. Yani iki adet implant var. Evet. Arada bir boşluk var. Teknisyenimiz evet. ona diş yaparken implantların üzerine birer diş. Bir de kemiğin üzerinde havada duracak bir diş var. Dolayısıyla ip zaten onun altından dümdüz geçecektir. Ha, dümdüz geçecek. Çok güzel bir şey. Ve doğal olarak hangisinde ne yapacağını da biliyor olacak. Evet. Çok güzel bir şey. Hoş bir şey anlattın sevgili Çağrı. Çünkü insanlar bunu bilmesinde önem var. Peki bu işlemi yaparken ağrı olur mu? İmplant mesela. Sırasında mı? Evet. Hayır, lokal anestezi altında yapıyoruz. Hatta implant operasyonu gömülü bir 20 yaş operasyonuna göre çok daha rahattır. Çok daha basit. Postoperatif olarak da, yani operasyon sonrası olarak da şişlik açısından, ağrı açısından. O titanyumu reddetme gibi bir durum var mı? Vücudun? Yani yok, hayır. Öyle bir şey görmediniz. Hayır. Enfeksiyonu yani, çok ciddi olduğunu gördün mü? Yani var mı öyle vakalar çok ciddi enfeksiyon geçiren? Yani implant yapıldıktan sonra evet. geçirilen enfeksiyon. Evet. Implanttan sonra yani oradan çıkmasını sağlayacak bir şey böyle bir nahoş tecrübeniz oldu mu bu süre içerisinde ülkede yaptıklarınızda? Yani evet, bir keresinde devamlı diş implant çevresinde iltihap yaşayan bir hastam vardı ve implantı sökmek durumunda kaldık. Evet, yani ender de olsa bazen olabiliyor ama aslında implant yapıldığında %90'ın üzerinde başarı şansı vardı. Sigara bunu negatif mi eder, pozitif mi?
Yani sigara her şeyi negatif ettiği için implanta da negatif yönde etki ediyor. İyileşmemizi bozuyor. Evet. Peki ben çok güzel konular konuştun. Tabii senin konularını ben ancak bu kadar toparlayabildim. Çünkü çok bana göre uzak bir dal. Ama zannederim mesajını ulaştırabildik kişilere. Bu sarı olan bizim gibi dişlerimizin herhalde implant değil, biz kaplama yapmamız gerekecek eğer bir şey yapmak istiyorsanız. Evet, estetikten şikayetçiyseniz. Evet. Ama bütün hekim arkadaşlar şöyle diyor, sağlıklı dişin için küçültesin. Evet. Doğru mu? Evet. Evet. Durduk yere küçültme dişlerini dediler. Evet. Böyle devam ediyor. Hiçbir şey kendi dişinizin yerini tutmaz. Doğru. O zaman görün efendim biz zamanında sarı dişleri nasıl elde etmişiz. Evet sevgili Çağrı. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sen bugün bayağı bir emek verdin. Mausa'dan geldin dedin. Evet. Evet. Onun için çok çok teşekkür ederim. Gencecik bir arkadaşımız ve 4 yıldır ülkemizde. Sizin gibi gençler burada biz çoğalsın diyoruz. Şu sebeple artık belli dallarında, belli spesifiye dallarında ülkemizde yapılır olması kaliteyi giderek artıracaktır. Onun için ben mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. Çok da güzel oldu bu akşam benimle birlikte sohbet ettiğiniz. Ben özellikle genç arkadaşları ön planda almaya çalışıyorum. Bazen daha büyük kıdem yapmış, tecrübe olmuş arkadaşları da ağırlıyoruz burada. Ve bir harman yapmaya çalışıyoruz. Her bilgiyi, her tecrübeyi izleyenlere aktarmaya çalışıyoruz. Evet, var mı son bir sözün? Ben kapatayım programı. Ben çok teşekkür ederim sizlere. Sağlıkla, mutlulukla ve sana iyi çalışmalar diliyoruz. Gelecekte de başarılar. Her şeyi gönlünce olsun. Her şeyi başarılı bir şekilde uygulama şansı bulasın diyoruz. Evet efendim. Ben bu hafta sevgili Çağrı ile birlikte çok güzel bir program yaptık ve dişe dokunur birçok şey söyledik. Ama burada hemen altını çizeyim. Kuzey Kıbrıs'ta çok şeyi biz biliyoruz aslında. Biliyoruz ama yapmıyoruz ne yazık ki. Veya yaparmış gibi görünüyoruz. Aslında sevgili Çağrı bunlara değinmek istemedi. Ben arada da söyledim kendisine ama o genç tecrübesiyle burada durmak istedi ama. Ben şunu söyleyeyim. Dişlerimizi fırçalıyoruz ama usulüne uygun şekilde yapanların sayısı oldukça az. Buna ben de dahilim. Kesinlikle. Ben günde 3 defa dişlerimi fırçalıyorum. Ama fırçalama sürem kimisinde yarım dakika, kimisinde sadece ağza sürüp çıkarmak şeklinde de olabiliyor. Her zaman koşuşturduğumuz için. Bu doğru değil efendim. Usulüne uygun yapmak lazım. Ona hakkını vermek lazım. Dişler bizim olmazsa olmazımız. Çünkü yarın onları kaybettiğinde yerine koyacak başka bir şey ne yazık ki çok zor oluyor. O sizin değil. Sizin olan, sizinle beraber doğup bu döneme gelen dişleriniz. Evet, gelecek hafta yine bu ekranlarda çok değerli bir arkadaşı ağırlayacağız ve onunla birlikte birçok başka konuda konuşacağız efendim. Sizlere bu bir hafta boyunca sağlıkla, mutlulukla ve en önemlisi huzurla bir dönem geçmesini diliyoruz. İyi akşamlar, iyi haftalar efendim.